Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Uhud şehitlerini ve Uhud gazasını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bize Uhud gazasını ve Uhud şehitlerini anlatacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. 70 Müslümanın şehit olduğu Uhud Savaşı var. İslam tarihinde çok önemli bir savaş. Orada Uhud gazasında değişik olaylar da yaşanmış, cereyan etmiş. Bugün seyircilerimize Uhud şehitlerinden ve Uhud gazasından bahsedelim istiyoruz. Tabii. Buyurun efendim. Şimdi efendim niye anlatıyoruz? Şu sebeple anlatıyoruz. Uhud gazvesinde şehit düşen Eshab-ı Kiram'ın içinde çok büyük isimler var. Evet. Mesela bir tanesi Hazreti Hamza'dır radıyallahu anh. Bir tanesi Hazreti Hamza'nın yeğenidir efendim. Yani kız kardeşinin oğludur. Abdullah İbni Cahş. Evet. Efendim. Resulullah Efendimiz'in de halasının oğludur Abdullah İbni Cahş. Bunun gibi mesela Mus'ab bin Umeyr radıyallahu teala yine nerede şehit düştü? Uhud'da. Uhud'da şehit düştü. Sahabenin büyüklerinden. Ya, evet. Evet, önemli isimler var. Dolayısıyla bu mübarek Eshab-ı Kiram'ın efendim üzerlerinde türbeler vardı. Ve bu türbelerin yaşaması için vakıflar tesis edilmişti. Türbeler var. Evet. Ümmet-i Muhammed gelip ziyaret ediyor o türbelerde. Hatta Hazreti Hamza radıyallahu anh Hazretleri'nin şehit düştüğü yerde Resulullah Efendimiz namaz kılmış. Orada mescit vardı. Evet. Efendim varmış yani Osmanlılar zamanında. Bunların hepsi varmış. Fakat şimdi bunların hiçbirisi yok. Maalesef. Dümdüz efendim işte Hazreti Hamza Efendimiz radıyallahu anh Hazretleri şurada yatıyor diyorlar. Abdullah İbni Cahş'la beraber. Mus'ab bin Umeyr burada filan. Uhud şehitliğinde. Evet. Bazı Eshab-ı Kiram'ın yerleri aşağı yukarı belli. Önceki krokilerden biliniyor o da. Evet, evet. Dolayısıyla bunun için anlatıyoruz. Ama şimdi tabii Hazreti Hamza Efendimiz radıyallahu anh Hazretleri nerede şehit düştü? Efendimizin mübarek amcası Uhud'da şehit Uhud düştü. Savaşı. Uhud'da şehit düştüğü için, Uhud muharebesinde, Uhud gazvesinde şehit düştüğü için Uhud gazvesini de bahsedelim. Tabii ki. Efendim diye arzu ettik, heves ettik. Şimdi efendim Uhud tabii bir dağın ismi. Bir dağın ismi. Hatta şöyle rivayet edilir ki Hazreti Harun Aleyhisselam'ın bu dağda gömülü olduğu da rivayet edilir diye bazı kitaplarda yazıyor. Evet. Efendim Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri zaman zaman Uhud Dağı'na bakar ve buyururlarmış ki bu dağ bizi sever, biz de onu severiz diye Uhud Dağı'na iltifat ederlermiş. Yine Resulullah Efendimiz buyurmuşlar ki ben Uhud şehitlerinin şehitliklerine kıyamette şahidim. Şehitleri elbiselerine sararak öyle gömün. Muharebeden sonra buyurmuşlar. Aynı kabre arka arkaya gelecek şekilde ikişer üçer gömün buyurmuşlar. Efendim, Resulullah Efendimiz bu emri vermeden önce Eshab-ı Kiram'dan bazıları şehitlerini alıp götürüyorlarmış. Demek ki Medine-i Münevvere'ye götürüyorlar. Resulullah Efendimiz'in bu emrini duyunca nereye kadar gitmişlerse efendim oradan daha ileri gitmemişler ve oralara defnetmişler. Uhud meydanında gömülü olanların kabirlerinin etrafına sonradan duvar efendim çekilmiş. Oraya Meşhed-i Hamza derlermiş. Meşhed-i Hamza. Hazreti Hamza da orada metfun evet, olduğu için. Evet. Hazreti Hamza radıyallahu hazretlerinin türbesi birçok kere tamir görmüş. Mesela kayıtlarda var. Miladi 1193 tarihinde tamir görmüş. 1480 tarihinde tamir görmüş. En son Konstantinopolis'ten Han efendim yıkıp yeniden daha güzel, daha haşmetli bir şekilde Hazreti Hamza radıyallahu anh efendimizin kabirlerini yaptırmışlar. Tabii Vehhabiler hakim olmuşlar biliyorsunuz şeye. Evet.
İlk Medine-i Münevvere'yi işgal ettikleri zaman Vehhabiler, efendim o Vehhabilerin reisi Suud bin Abdülaziz türbe bakıcılarının tarafından türbelerin yıkılması talimatını veriyor. Enteresan yani. Bakıcısı yıkacak yani türbeyi. Hazreti Hamza radıyallahu anh hazretlerinin türbedarı da bakıcısı da türbe bakıcısı biraz ihtiyarmış. Efendim o demiş ki ben çok ihtiyarım. Ben bunu yıkamam. Mümkün değil. Söylemişler Suud bin Abdülaziz'e. Hemen adamlarından birini göndermiş. O da türbeyi yıkmaya teşebbüs ediyor. Elinde balyoz var. Vuruyor. Vurunca efendim Allah-u Teala'nın hikmeti kubbeden yani türbenin tavanından yere düşüyor ve helak oluyor. Bunu Suud'a söylüyorlar. O da kapısını sökün o zaman diyor. Kapısını söküyorlar Vehhabiler ve yakıyorlar. Ama daha sonraki işgallerinde yıkmışlar. Tabii. Yani şu an yok. Tam hakim olduktan sonra oraya bırakmamışlar. Evet. Yani. Yani seneler sonra tabii. Efendim yıkmışlar. Şu an o türbe falan yok. Yeri belli ama. Gidip ziyaret edebiliyorsunuz. Efendim tel örgüler falan var. İçine kadar giremiyorsunuz ama o dışından efendim ziyaretinizi yapabiliyorsunuz. Tabi Hazreti Hamza'nın adı olan Hazretlerin türbesini Medine-i Münevver ahalisi çok ziyaret edermiş. Hatta senede 3 kere ziyaret etmek adet haline gelmişmiş. Yani Peygamber Efendimiz'in sünnetini Hazreti Fatıma annemiz devam ettirirmiş. Yani büyük amcasını ziyaret ediyor Hazreti Hamza'yı. Efendim yani Resulullah Efendimiz ziyaret ederdi, babam ziyaret ederdi, onun sünnettir diye. Ziyaret edermiş ve ağlarmış orada içti içti Hazreti Fatıma annemiz. Türkiye takviminin yaprağında okumuştum. Buradan giden hacılar özellikle geceliğin ziyaret ederlermiş ve çok güzel koktuğunu söylerler. Doğru, doğru. Şimdi tabii o senede 3 kere ziyaret ediyorlar ya, bütün Medine-i Münevver ahalisi geliyor. Civar taraftan, etraftan kabileler de geliyorlar. Çok insan biriktiği için efendim su sıkıntısı çekilmeye başlamış orada. İşte o zaman Kanuni Sultan Süleyman Han zamanları, bu söylediğim zaman efendim Yemen serdarı olan Sinan Paşa yani Yemen'de serdar iken hacı olayım diye niyet etmiş. Mekke-i Mükerreme'ye gelmiş, hacı olmuş. Ondan sonra Medine-i Münevvere'ye gitmiş. Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahara'yı ziyaret etmiş, Mescid-i Nebi'yi ziyaret etmiş. Tabii hem Baki kabristanını hem de Uhud şehitliğini, Meşhed-i Hamza'yı da ziyaret etmiş. O zaman bu susuzluk meselesinden dolayı oraya çok büyük bir sarnıç yaptırmış. Kendi cebinden, kendi kisesinden. Bu da işte bir vakıf hizmeti. Evet. Ve hatta birkaç sene idare edecek büyüklükte bir sarnıç yaptırmış. Devasa bir sarnıç. Ama zamanla bu sarnıç bakımsız kalmış ve kullanılamaz hale efendim gelmiş. Hatta Sinan Paşa Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye de çok hayrat hasanatta bulunmuş. Her iki şehirde mesela yaptığı hayırlardan birisi, her birine 9'ar dinar aylık verilmesi şartıyla 30'ar tane 30 hafız Mekke-i Mükerreme'de, 30 hafız Medine-i Münevvere'de görevlendirmiş ve bunlar için Mısır'da kendi akarlarından efendim birkaç tane çiftliğin gelirini bağışlamış. Yani her gün hatim okunacak. Hatim okunacak diye. Her iki beldede. Evet. Evet. Yani dolayısıyla böyle kıymetli hizmetleri de var o Sinan Paşa'nın. Tabii Uhud gazası dedik değil mi efendim? Evet, efendim. Uhud gazası için hazırlıklar yapıyorlar Mekkeli müşrikler.
Hicretin 3. senesi, aylardan Şevval ayı, Bedir gazasında uğradıkları bozgundan ders alamadıkları gibi acısını da unutamıyorlar Bedir gazasında. Evet. Kureyş reislerinin, ileri gelenlerinin birçoğunu Bedir'de kaybetmiş. Ebu Cehil bile orada öldü değil mi? Evet. Orada geberdi gitti. Şam yolu, Şam kervan yolu, Şam ticaretinin kervan yolu efendim Müslümanların eline geçti, kontrolüne geçti. Bunlar tabii çileden çıkıyorlar. Ebu Sufyan'ın başkanlığındaki ticaret kervanı hani Bedir Harbi'nden esnasında döndü ya Mekke-i Mükerreme'ye, %100 kârdan dönmüş. %100 kârdan dönmüş. Efendim, tabii bu kervandaki sermayedarların birçoğu Bedir Harbi'nde ölmüş. Öldükleri için efendim malları kaldı. Malları kalmış. Kalan malları Darun Nedve'ye koymuşlar. Sermayesini insanlara dağıtmışlar. %100 kar edinmiş ya. Evet. Efendim arta kalan parayı da Darun Nedve'ye koymuşlar. İleride karar vermek için. Tabii bunlardan Safvan bin Ümeyye var. İkrime bin Ebi Cehil, Ebu Cehil var, Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Abdullah bin Rebiya var, işte babalarını, kardeşlerini, oğullarını Bedir'de kaybedenler. Müslümanlar bizim büyüklerimizi öldürdü, bizi perişan ettiler. Artık onlardan intikam alma zamanı geldi. Kervanın kârıyla bir ordu hazırlayalım, Medine'yi basalım, intikamımızı alalım diye Ebu Sufyan'a başvurdular. Evet. Yani kârı dağıtmayalım demesine getiriyorlar. Şam ticaretinden 100 bin altın elde etmişler. 100 bin altın. Ama bu 100 bin altının 50 bini sermaye, 50 bini kâr. 50 bin sermayeyi sermaye sahiplerine dağıtmışlar. 50 bin kâr da efendim şeyde duruyor, Darun Nedve'de duruyor ya. O 50 bin altın kârı ikiye bölüyorlar. Yarısı ile silah, yani zırh bunun içine dahil, kılıç Cephane dahil, efendim ok dahil, gürz dahil, evet, kalkan dahil, silah. Yarısı ile silah, diğer yarısı ile asker toplamaya karar veriyorlar ve şair ve hatiplere de insanları Müslümanlarla harbe teşvik etsin diye, galeyana getirsin diye, galeyana getirsin diye para veriyorlar. Mekke'de 3000 kişilik büyük bir ordu hazırlıyorlar Alper Bey. Bunların 700'ü zırhlı, 200'ü atlı, 3000 tane de develeri var. Yani ordunun. Efendim, çalgıcılar var. Def dümbelek çalıyorlar. Efendim söyleyeyim, kadınlar var ahaliyi coşturmak için. Bu büyük orduya Ebu Sufyan, Ebu Cehil öldü ya, Ebu Sufyan sonradan Müslüman oldu ama evet, o zaman Müslüman değil, o komuta ediyor. Ebu Sufyan'ın hanımı Hint de, o da sonradan Müslüman oldu. Evet. Efendime söyleyeyim, Müslüman oldu. Çünkü Hint de o Bedir Harbi'nde hem babasını kaybetti, hem iki kardeşini kaybetti. Utbe, hani anlatmıştık, evet. Evet. Velid'le efendime söyleyeyim Şeybe'yi kaybetti. Yani Hazreti Ali, Hazreti Hamza, işte onlar öldürdüler efendim. Müşriklerden bir kişi daha var. İsmi Cübeyr bin Mut'im. Mut'im. Bu mızrak, kısa harbe atmakta çok mahir bunun. Çok usta. Bir kölesi var. Adı Vahşi. Vahşi. O Bedir Muharebesi'nde amcası Tuayme'yi Hazreti Hamza öldürmüş. Hazreti Hamza öldürmüş. Şimdi Hind'in babası Utbe'yi de kim öldürdü? Hazreti Hamza öldürdü. Efendim, kafasını kesti, evet, yani. Şimdi dolayısıyla Hint diş biliyor. Hazreti Hamza'yı öldürmek için, evet, değil mi? Evet. İşte o Cübeyr bin Mut'im'in amcasını kim öldürdü? Hazreti Hamza öldürdü. O da diş biliyor.
efendim, yani içlerinde intikam ateşi yanıp tutuşuyor bunların. Evet. Cübeyr bin Mut'im diyor ki kölesi Vahşi'ye, diyor ki eğer Hamza'yı öldürürsen seni azat ederim, serbest bırakırım diyor. Çok büyük bir mükafat. Çok tabii, esaretten kurtulacak. Çok yani esirlikten. Hint'te bak Cübeyr bin Mut'im seni ne yapacak? Azat edecek. Azat edecek. Eğer sen Hamza'yı öldür diyor, ben de sana altınlarımı ve mücevherlerimi vereceğim diyor. Bir mükafat daha. Ebu Sufyan Kureyş'in reisi. Kureyş ordusunun kumandanı, onun hanımı yani, zengin. Evet, zengin. Evet. Şimdi Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretleri efendim Mekke-i Mükerreme'de bu hazırlıklar tamamlanınca hemen bir mektup, mutemet bir kimseyle mektup gönderiyor Resulullah Efendimiz'e, bir haberci gönderiyor. Müşrikler 3000 kişilik bir ordu kurdular. 700'ü zırhlı, 200'ü atlı, 3000 develeri var, sayısız silahları var. Efendim yola çıkacaklar. Buna göre gerekli tedbirleri alın. Mektubun mahiyeti bu. Resulullah Efendimiz'e bu mektup ulaşınca Hubab İbn-i Münzir'i radıyallahu anh eshabından görevlendiriyor ki bunu tahkik et. Mekke-i Mükerreme'ye doğru var. Bunu tahkik et. Doğruluğunu tam bir araştır. Ayrıca bu mektup geldi ya, Medine-i Münevver'in çevresine de nöbetçiler koyuyorlar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri ani bir baskın olmasın diye yapıyorlar bunu. Sonra Resulullah Efendimiz eshabıyla istişareye başlıyor. Yani şayet ayet-i kerime inmemişse bir mesele hakkında, o hususta Resul-i Ekrem Efendimiz ne yaparlardı? İstişare. İstişare ederlerdi. Evet. Yani meşveret ederlerdi. Gene peygamber olmasına rağmen kendi kafasından bir şey söylemiyor. Yani sahabe-i kirama danışıyor, onlarla istişare ediyor. Evet, tabii. Efendim işte o gece bir rüya görmüş Resulullah Efendimiz. Gördüğü rüyasında kendimi diyor sağlam bir zırh içinde gördü. Kılıcım Zülfikar'ın ağzında bir gedik açıldığını gördüm. Boğazlanmış bir sığırı gördüm. Arkasından da bir koçun getirildiğini gördüm. Eshab-ı kiram Resulullah Efendimiz'e dediler ki ya Resulallah, bu rüyayı nasıl tabir ettiniz? Resulullah Efendimiz buyurdular ki sağlam zırh giymek Medine'ye işarettir, Medine-i Münevvere'ye. Medine'de kalmaya işarettir. Yani bu, sen bir zırhın içindesin, bu zırhın içinde kal. Bu zırhın dışına çıkma manasındadır. Kılıncımın ağzında bir gedik açılması, yani bunu görmem bir zarara uğrayacağıma işarettir. Ve bunu diğer bir rivayette şöyle tabir etmişler. Ehli beytimden, yakinlerimden birisinin şehit olacağına alamettir. Boğazlanmış sığır, eshabından bazılarının şehit düşeceğine işarettir. Onun arkasından bir koçun getirilmesi, koç askeri bir birliğe işarettir. İnşallah onları Cenab-ı Hak öldürecektir buyuruyor. Ama eshabdan bazıları da, ki bunların içerisinde Hazreti Ebubekir Efendimiz var, Hazreti Ömer Efendimiz var, Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anhum gibi eshabın büyükleri var. Onlar da Medine'de kalmanın daha uygun olacağını, yani Efendimiz gibi düşünüyorlar. Reylerini o şekilde kullanıyorlar. Evet. Yani. Rey değil de yani ve o öyle kanaatlerini bildiriyorlar. Efendim fakat Bedir gazasında bulunamayan genç sahabiler, kahraman sahabiler, o Bedir gazasına katılan sahabilerin ulaştıkları ecir ve sevabı Peygamber Efendimiz'den dinledikçe, işittikçe, yani Bedir gazasında bulunamadık diye çok üzülürlermiş. Bunun için düşmanı Medine dışında karşılamak,
ve göğüs göğüse çarpışmak istiyorlar. Mesela Hazreti Hamza da radıyallahu anh bulundu Bedir gazasında. Ama o da çok kahraman ya. Yani şehir dışında karşılaşalım müşriklerle, göğüs göğüse çarpışalım. Hatta Ensar-ı Kiram'ın ulularından, büyüklerinden Sa'd İbni Ubade Hazretleri, radıyallahu anh Hazretleri de Hazreti Hamza gibi aynı şekilde göğüs göğüse çarpışalım diyor. Hatta Hazreti Hayseme diye bir Eshab-ı Kiram var. O diyor ki ya Resulallah, Kureyşli müşrikler muhtelif Arap kabilelerinden bir sürü asker topladılar. Buraya kadar geldiler. Eğer biz Medine'nin dışına çıkıp da onların karşılarına dikilmezsek, efendim bunlar bizi kuşatırlar, bıkarlar, ondan sonra da giderler, fazla duramazlar. Ama hep laf ederler. Derler ki işte korktular, çıkamadılar, şöyle oldu, böyle oldu. Efendim bu bize yakışmaz ya Resulallah diyor. Bir de diyor, bu gece diyor oğlumu gördüm rüyamda diyor. Oğul da Bedir'de şehit düşmüş. Bedir'de şehit düşmüş. Evet. Efendime söyleyeyim. Çünkü Bedir'e giderken kura çekmiştik oğlumda. Kura ona isabet etmişti. Dolayısıyla oğlum gitti şeye, Bedir'e. Ben gidemedim ama oğlumu gördüm ya. Cennet bahçeleri arasında dolaşıyor ve bana diyor ki oğlum, ey babacığım, gel cennet hesabına katıl. Ben Allah-u Teala'nın vaat ettiği gerçeğe kavuştum diyor. Vallahi diyor, rüyadan uyandım, rüyanın tesiri üzerimdeydi. Efendim oğluma cennet arkadaşı olmayı o kadar çok arzu ediyorum ki artık yaşım da ilerledi ya Resulallah. Rabbime kavuşmaktan başka muradım kalmadı. Canım sana feda olsun. Oğluma cennet arkadaşı olmakla şerefleneyim ya Resulallah. Bana dua et diye yalvardı Resulullah Efendimiz'e. Resulullah Efendimiz de kırma dua etti. Ya Rabbi bunu şehit et diye. Şehit olayım diye dua et bana diyor Resulullah Efendimiz'e. Efendim sonra Eshab-ı Kiram'ın bu fikirde olduğunu gören Resulullah Efendimiz düşmanı Medine dışında karşılamak üzere karar verdi ve mübarek saadet hanelerine, evlerine doğru hareket etti. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer Efendimiz de efendim arkalarından gittiler. Kapıyı tıkladılar. Ya Resulallah, izin verin de gelelim, sizin hazırlanmanıza yardım edelim dediler. Resulullah Efendimiz'in mübarek sarığını bağladılar. Mübarek zırhını giydirdiler. Kılıncını kuşattılar Resulullah Efendimiz'e. Yani silahlarını kuşanırken yardım ettiler. Efendim, Eshab-ı Kiram da Peygamber Efendimiz'in evinin önünde toplanmışlar. Peygamber Efendimiz'in çıkmasını bekliyorlar. Medine'de kalıp müdafaa savaşı yapmak isteyenler diğerlerine diyorlar ki, yahu siz ne yaptınız ey kardeşlerim? Resulullah Efendimiz'in niyeti Medine-i Münevvere'de kalıp müdafaa harbi yapmak idi. Medine dışına çıkmak fikrinde değildi. Yani o Resulullah'tır, Allah-u Teala'nın Resulü'dür. O emri Allah-u Teala'dan alır. Bu işi ona bırakınız, onun emrettiği gibi hareket ediniz diye nasihat ettiler diğerlerine. Efendim onlar da Resulullah Efendimiz'in huzurlarına varıp dediler ki, ya Resulallah, canımız sana feda olsun. Senden çok özür dileriz. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Medine'de kalmak istiyorsan kalalım. Biz senin emrine muhalefet etmekten Cenab-ı Hakk'a sığınırız dediler. Habibi Ekrem Efendimiz de buyurdu ki, bir peygamber giymiş olduğu zırhı harbetmeden çıkarmaz. Ta ki Cenab-ı Hak onunla düşmanı arasında hükmedinceye kadar. Size nasihatim şudur, emrettiğim şeyleri yapar, Allah-u Teala'nın ismini anarak sabreder ve sebat ederseniz Allah-u Teala size yardım edecektir buyuruyor. O sırada Amr İbni Cemuh var Eshab-ı Kiram'dan radıyallahu anh, kıymetli mübarek bir zat. Evinde 4 tane de oğlu var. Şimdi 4 oğluna diyor ki,
Ya siz nasıl evlatsınız ki? Ey çocuklarım diyor, ey oğullarım diyor. Beni diyor bu gazaya götürünüz diyor. Babacığım senin ayağın sakat. Sen topalsın. Allah-u Teala seni mazeretli saydı. Resulullah seni aleyhisselam mazeretli saydı. Cihada çıkmakla mükellef değilsin. Senin yerine biz gidiyoruz işte, dört tane oğlunuz. Yazıklar olsun size diyor çocuklarına, oğullarına. Bidir gazasında böyle diyerek beni cenneti kazanmaktan mahrum ettiniz diyor. Bu seferden de mahrum edeceksiniz he diyor. Sonra Resulullah Efendimiz'in huzuruna çıkıyor. Vaziyeti anlatıyor. Yani bu oğulların bazı bahaneler, özürler söyleyerek bana mani oluyorlar. Ya Resulallah, ya Resulallah diyor. Şu topal bacağımla benim cennette topal topal dolaşmamı sen görmek istemez misin ya Resulallah diyor. Uygun görmez misin diyor. Resulullah Efendimiz de evet uygun görürüm buyuruyor. Efendim o zaman izin veriyor yani. Hemen Amr İbni Cemuh Hazretleri hazırlanarak orduya katılıyor. Oğulları da geliyor ha. Bir şehit düşüyor Uhud Muharebesi'nde. Ve sonra yola çıkıyorlar. Ama Müslümanlar efendime söyleyeyim 1000 kişi şey 1000 kişi Alper Bey. Ordu. Ordu 1000 kişi. 2 atlı var ama. Şeyde ise müşrik ordusunda 200 atlı idi değil mi? Evet. İki atlı var. 100 de zırhlı var. Geri kalanı hani derler ya yalın ayak başı kabak. Tabiri uygun mu bilemiyorum. Efendime söyleyeyim. Zırhlarını giyen Ensar-ı Kiram'dan 2 büyük zat. Hani Peygamber Efendimiz'i korumaya söz verdiler ya. Evet. Sen nereye dersen biz oraya gideriz dediler ya. Hı hı. Biri Sa'd bin Muaz, biri Sa'd bin Ubade. Efendim bunlar zaten önderleri, liderleri. Sağda muhacirin, solda Ensar-ı Kiram Allahu Ekber nidalarıyla sanki bayrama gider gibi efendim Uhud'a doğru yola çıkıyorlar. İşte yolda 600 kişilik bir Yahudi grubu geliyor. Peygamber Efendimiz soruyor, yani Peygamber Efendimizle beraber müşriklerle harp etmek üzere gelmek istiyorlar. Resulullah Efendimiz soruyor, diyor ki onlar Müslüman olmuşlar mıdır? Hayır ya Resulallah. Çünkü onlar o münafık Abdullah bin Übey bin Selül var ya, onun evet. Müttefikleri yani. Resulullah Efendimiz buyurdular ki onlara söyleyiniz, geri dönsünler. Çünkü biz müşriklere karşı kafirlerin yardımını istemeyiz buyurdular. Ya kabul etmediler yani o 600 Yahudinin kendisine yardım etmesini Resulullah Efendimiz kabul buyurmadılar. Şimdi orada bir baktılar ki şehitlik merdivesine erelim diye küçük çocuklar, küçük derken çocuk daha yani. Çocuklar var efendim orduya karışmışlar. Allah Allah. Saymışlar 17 tane çocuk var orduda. 17 tane çocuk. O zaman bunları efendim ayırıyor Resulullah Efendimiz. İşte bunlardan bir tanesi Rafi bin Hadiç radıyallahu anh eshab-ı kiramdan. Hatta o böyle ayaklarının parmaklarının ucuna basarak yürürmüş ki boyu kendini boylu boslu zannetsinler. Boyun biraz yüksek görüksün diye. Efendim çocuk tabi ayırınca Resulullah Efendimiz Hazreti Züheyr ismindeki bir eshab-ı kiram şefaatçi oluyor. Diyor ki ya Resulallah diyor Rafi çok iyi ok atar. Ok atmakta mahirdir. O zaman tamam diyor sen orduya katıl. O zaman bir eshab-ı kiram daha var çocuk. Semure bin Cündüp Resulullah Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah ben güreşte Rafi'yi yenerim diyor. Yenebilirim diyor, yenerim diyor. Dolayısıyla diyor ben de gazada bulunmak istiyorum. Gazaya katılmak istiyorum. Resulullah Efendimiz mübarek merhamet deryası ya. Tabii ki. Onun merhameti okyanus ya. Evet. Efendim merhamet buyuruyorlar, tebessüm ediyorlar. İkisini güreştiriyorlar. Gerçekten de Semure bin Cündüp
yeniyor. Rafi'yi bin Hadici yeniyor. İyi mi? Yani bayağı sırt aşağı yeniyor yani. O zaman onu da alıyorlar orduya. Ama arta kalanları siz buyuruyorlar. Yine onlara vazife veriyor Resulullah Efendimiz. Medine'deki efendim annelerinizi, kız kardeşlerinizi, küçük kardeşlerinizi, ihtiyarları, yani Medine ahalisini koruyun. Sizin vazifenizde bu diyorlar. Böyle bu vazifeyi vererek gönderiyorlar. Ki aralarında Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame bin Zeyd var. Aralarında Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu teala mübarek oğlu Eshab-ı Kiram'dan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh hazretleri var. O zaman Ebu Said'il Hudri de radıyallahu anh küçük efendim onu da ayırıyorlar. Akşam namazı kılındıktan sonra Muhammed bin Mesleme, bu da Ensar-ı Kiram'ın kahramanlarındandır. Evet. 50 kişilik bir birliğin başına veriyorlar bunu. Efendim sabaha kadar nöbet tutmalarını, ordunun çevresinde, yani İslam ordusunun çevresinde efendim devriye gezmelerini, tur atmak diyorlar ya şimdi, devriye gezmelerini silahlı olarak, dikkatli olarak emrediyorlar. Düşman tarafından da İkrime kumandasındaki bir süvari birliği efendim baskın yapmak için geliyor, sokuluyor, dolaşıyor. O Muhammed bin Mesleme'nin kahramanca arkadaşlarıyla beraber dört döndüklerini ordugahın çevresinde görünce korkup saldıramıyor. Yani Resulullah Efendimiz çok tedbirli hareket ediyor. Evet. Fecirden sonra eshabını uyandırdı Resulullah Efendimiz. Uhud Dağı'na geldiler. Peygamber Efendimiz'in arkasında namazlarını kıldı eshab-ı kiram. Resulullah Efendimiz üzerinde ikinci bir zırh, mübarek başlarına da miğfer giydiler burada. İşte bu sırada münafıkların başı olan Abdullah bin Übey bin Selül diyor ki, biz buraya kendimizi öldürtmeye mi geldik? Kendi adamlarına diyor. Bunu baştan niye anlayamadık? Biz bunları öldürecekler burada. Bak kalabalık ordu, biz kaç kişiyiz burada? 1000 kişiyiz diyor. Yani Müslümanlar 1000 kişi ya. Efendime söyleyeyim. Veyahut da Müslüman ordusundakiler 1000 kişi. Ama efendim düşmanlar 3000 kişi. Bizi öldürecek bunlar. Sayıca üstünler. İslam ordusunu terk etti. Kendine inananlardan beraber 300 kişi. Alper Bey. Yani bakın, 700'ün 300'ü, yani 1000'in 300'ü diyelim. Neredeyse 3'te 1'i. Evet. Efendim Medine-i Münevvere'ye geri gittiler. Münafık işte. Abdullah bin Übey bin Selül, bu da münafık. Onların başı zaten, döndüler. Zaten sayı olarak azlar. Evet. 300 kişi gidince daha da az kaldı. İşte şöyle Alper Bey, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Uhud Dağı'nı arkasına, yani ordunun arkasına aldı. Yüzünü, ordunun önünü Medine-i Münevvere'ye doğru aldı. Evet. Yani bu şekilde pozisyon aldı. Okçuları Abdullah bin Cübeyr kumandasındaki 50 kişiyi ayırdı. İyi ok atan kimseleri. Ve bunları efendim o Ayneyn geçidine, Ayneyn tepesindeki geçide bizzat kendi elleriyle yerleşti. Getirdi Resulullah Efendimiz. Ve hatta buyurdu ki, çünkü oradan ancak arkasına isabet ediyor. Uhud Dağı arkasında ya, evet. Resulullah Efendimizin ya ve ordunun, bizi arkamızdan koruyunuz. Eğer bizi galip gelmiş görseniz bile efendim düşmanların, müşriklerin atlarını, mallarını ayaklarımız altında müşrikleri çiğnediğimizi görseniz yerinizden ayrılmayacaksınız. Yerinizde sabit kalacaksınız. Bu sözümü ihmal etmeyiniz buyuruyor Resulullah Efendimiz. Onların bizi öldürdüklerini görseniz efendim, bizim boğazlarımızı kestiğini görseniz, bizi mağlup ettiklerini görseniz asla yerinizden kımıldamayacaksınız. O durumda bile terk etmeyin yerlerini. O durumda bile terk etmeyin. Ta ki benden size haber gelene kadar. Resulullah Efendimiz böyle tembih ediyor. Efendim siz diyor
Onlar süvari bir diye olarak saldırırlar. Onları ok atarak def edin. Çünkü süvariler efendim oka karşı duramazlar diyor. Ok atınca saldıramazlar diyor Resulullah Efendimiz. Allah'ım diyor, bunları tebliğ ettiğime dair seni şahit tutarım ya Rabbi diyor. Bir de böyle buyuruyor Resulullah Efendimiz. Evet. Allah Allah. Ve bu emirlerini birkaç kere tekrarlıyorlar. Dolayısıyla Uhud cengindeki, Uhud kazasındaki başlangıç durum bu. Bundan sonrasını anlatırsak uzar evet, herhalde. Yetmez. Evet. Efendim. Evet. Vaktimiz daraldı. Vaktimiz daraldı. Bırakalım mı burada? Bırakalım burada. Peki efendim. Şimdi malumunuz Ramazan-ı Şerif ayının sonuna doğru geliyoruz. Ramazan ayı tabii ki ibadet ayı. İbadetlere çokça bolca sevap verilen bir ay. Nafilelere bile farz sevabı verilen bir ay. Bizim toplumumuzda da insanlarda bir yaygın bir kanaat var. Zekatlarını Ramazan ayında vermek isterler genelde Müslümanlar. İhlas Vakfı'nın da bu konuda bir çalışması var Müslümanların zekatlarıyla ilgili. Seyircilerimize, izleyicilerimize bu şekilde zekat hizmetiyle ilgili bilgi vermek istiyoruz. Zekatını vermek isteyen Müslümanlar nasıl yapabilirler? İhlas Vakfı'nın bu konudaki çalışması nedir? Onu anlatalım. Tabii efendim şöyle, Ramazan-ı Şerif ya, sadakayı fıtra olsun, zekat olsun, bu tip ibadetlerde efendim yaşlı annesinin, babasının, hanımefendisinin zekatını vermek üzere harekete geçtiyse, misal olarak söylüyorum, evet, onlardan vekalet alması lazım. İbadetin yapılış şekli değil mi? Evet, vekalet alması lazım. Vekalet aldıktan sonra sadece mesela bizim banka hesabımıza zekatım diyerek, kendi kendine diyor ama, zekatım diyerek IBAN hesabına parayı yatırsa zekat vermiş olamaz ha. Evet. Yani bunu ben açıkça söylüyorum. Yani bizim gayemiz para elde almak etmek değil, olsa, para almak olsa, yollayın dersin. Ben böyle söylemem, yollayın derim dersin, değil mi? Tabii ki. Bakın Allah'tan korkuyoruz ama evet, böyle olmaz. Ne yapması lazım? Vekalet alması lazım. Ve biz bizzat kendi zekatını da verecekse vekil olduğu kimsenin zekatını da bize tevdi edecekse, tamam evet mı? Hı hı. Bizim vakfımızı ya bizzat arayarak, telefonla 0212 451 49 00, 0212 451 49 00, buradan arayarak ne yapması lazım? Vekalet vermesi lazım. Çıkan görevliye zekatımı vermek üzere seni vekil ettim demesi lazım. Evet. Tamam? Evet. Benim zekatım şu kadar tutuyor. Efendim bunu usulüne uygun şekilde halledin, verin diye vekalet vermesi lazım. Vekalet vermezse zekatı olmuş olmaz sadece parayı yatırmakla. Tabii ki. Yani milyonlarca lira dağıtsa yine zekat olmaz. Zekat sevabına kavuşamaz. Kavuşamaz evet. Çünkü sadaka sevabına kavuşur da. İbadetin bir şekli evet, var. Yani evet, o şekil şartına uymak evet, gerekiyor. Bir de ayırırken niyet etmesi lazım. Ya zekatın farzıdır niyet etmek. Evet. Niyet etmesi lazım. Yani dolayısıyla bizi arayan efendim dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin zekatlarını usulüne uygun bir şekilde veriyoruz ve vakfın yaptığı hizmetlerde onu kullanıyoruz, veriyoruz yani. Mesela nerede kullanıyoruz? Misal olarak söylüyorum. Evet. Efendim, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi veriyoruz efendim. Gıda paketi dağıtıyoruz. Misal olarak söylüyorum. Fakire, fukaraya, ihtiyaç sahibine efendim iftarlar veriyoruz. Değil mi efendim? Evet. Afrika'da, Afganistan'da yetimlere, ihtiyaç sahiplerine elbiseler veriyoruz. Efendim onların yemek ihtiyaçlarını gideriyoruz. Dağıtıyoruz yani.
efendim yerine sarf ediyoruz efendim. Yerine sarf ediyoruz. Bu çok önemli. Ve, yani boşa gitmiyor. İşe yarıyor evet. onlar. Ve biz bütün vatandaşlarımızın efendim zekatlarını, fitrelerini, yani sadakayı fitrelerini efendim bekliyoruz efendim. Verebilirler, arayabilirler, bizi vekil edebilirler. Ben açıkça söylüyorum yani sadece parayı yatırmakla olmaz. İlla vekalet vermesi lazım. Online olarak da verilebilir vekalet. Evet. Şey olarak da verilebilir. Telefonla da. Telefonla da verilebilir. Yani telefonla gayet kolay vekalet vermek. Web sitesinde vermek. Zaten bu hususta bir evet. sekme var değil mi? Evet. Oraya zekat tabii. sekmesine girip tabii. oradan ve halledebilirler. Vekil ettim diye tabii halledebilirler. Evet. Yani dolayısıyla gayet kolay. Çok sevap yani Ramazan-ı Şerif'te. Evet. Evet. Yani hele farz yapmanın sevabı Ramazan-ı Şerif'te verilen sevap, Allah-u Teala'nın lütfedeceği sevap çok çok fazla efendim. Hem sevaba kavuşmuş olurlar hem de mallarını korumuş olurlar. Evet. Evet. Hem de Müslümanlara yardım etmiş evet. olurlar. Birçok noktadan evet. sevap var aslında. Evet efendim. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Zekatını verecek olanlar inşallah web sitesinden veya telefonla evet. ulaşırlar. Evet. O şekilde o dini vecibeyi de hallederler. İnşallah efendim. Ağzınıza teşekkür sağlık. Ederiz. Sağ olun efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Eğer YouTube kanalına abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız yeni videolardan da haberdar olursunuz. Programlarımızı ayrıca TGRT FM radyosunda pazartesi akşamları saat 10'da dinleyebilirsiniz. Yine başka bir mecra olan Spotify üzerinden de mobil cihazlarınıza indirip ses dosyası olarak istediğiniz zaman yolculukta, dışarıda, nerede olursa dinleyebilirsiniz. Başka bir programda görüşünceye kadar hoşça kalın.